Almanya'da dikkat etmeniz gereken şeyler part 6. Arkadaşlar burada dışarıya bir yere çıkıyorsanız cebinizde bozuk 1 euro veya bozuk 2 euro bulundurun. Neden diyecek olursanız mesela arkadaşlar bir markete gidiyorsunuz. Bir markete gittiğiniz zaman market sepeti almak için şu şekilde 1 euronuzun olması ve o 1 euroyu oraya sokmanız gerekiyor. O 1 euroyu oraya soktuktan sonra market sepetinin kilidi açılıyor ve siz onu oradan alıyorsunuz. Ama merak etmeyin, o 1 euroyu tekrardan market sepetini geri bıraktığınızda sepeti taktığınız zaman çekip alabiliyorsunuz aynı şekilde. Onun dışında başka nerelerde bozuk lazım oluyor? Mesela bir müzeye gireceksiniz arkadaşlar. Müzeye gireceğiniz zaman büyük olasılıkla sizi çantayla kabul etmeyeceklerdir. Çantanız veya elinizde başka bir şey varsa onu dolaba koymanızı isteyeceklerdir. Onun için de aynı şekilde dolaplara 1 euro veya 2 euro tıkmanız gerekiyor açmanız için. Aynı şekilde bu yine depozito şeklinde işliyor. Yani müzeden çıkarken eşyalarınızı aldığınız zaman bu 1 euroyu veya 2 euroyu geri alabiliyorsunuz. Onun dışında üçüncü bir sebep daha var. Bu da tuvalet olayı. Yani tuvalet, ben hayatımda hiç bedava tuvalet görmedim Almanya'da herhangi bir yerde. O yüzden hani tuvalete girebilmek için tabii cebinizde bozuk paranızın olması iyi olur. 1 euro genellikle yeterli olur ama tabii ki bilmiyorum, değişen durumlarda olabilir.